Hayırlı günler efendim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kur'an'ın dilinden programına hoş geldiniz. Bugün Yunus Suresinin 104. ayetinden 109. ayetine kadar, yani sürenin sonuna kadar inşallah bugün bu süreyi de bitirmiş olacağız sevgili dostlar. Dün sizlere 103. ayete kadarlık kısmı ele alırken biraz özet geçmiş idim. Önemli kısımlarla kısımlara temas ediyordu Rabbimiz. Tekrar vurgulamak gerekirse şöyle buyuruluyor idi. Bismillah. Ve ma nefsin en tu'mine illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hiç kimse iman edemez. Tabii ki ama Allah irade vermiştir. İnsanları kendi hür iradeleriyle, tabii ki imanı ya da küfrü seçmekte muhayyer bırakmıştır. Özgür bırakmıştır. Ve Rabbimiz öyle buyuruyordu. Ve yecalur ricse alellezine la yaakilun. Akletmeyenlerin üzerine Rabbimiz e, azap pisliğini bırakacağını bildiriyor idi. Yani buradaki riç pislik ama zihinlerinin kirlenmiş olacağı, düşüncelerinin yani arı duru olmadığına ayeti kerimede bir vurgunun olduğunu görmekteyiz. Demek ki sağlıklı düşünmek önemli. Düşünme olur ama Allah'ın istediği gibi düşünmeyenleri zaten Rabbimiz Kur'an'ında kınamakta, eleştirmektedir. Bir kafirden bahsedilir. İnnehu fekkara ve O kafir ki der e Efendimiz'e Mekke'de işkence eden Velid bin Mugire gibi o kafirlerden bahseder. Onun düşündüğünü, ölçtüğünü, biçtiğini, kendi çıkarlarına göre bir hesap çıkarttığını defaetle fakut ile keyfe kadder, nasıl da ölçtü, biçti diye onunla alakalı eleştiri konusu yapılır ki Allah'ın istediği gibi tevhide ulaşmaya bizi götürmeyecek bir düşünmenin tabii ki çok da sağlıklı olmadığını hatta hadiste de öyledir. Akıllı insan bu dünyadayken ahiretine göre hayatına bir program çizen insandır denilmektedir maalen kısaca. Akıllı insan o zaman akıllı davranmış olacaktır. Yoksa sadece dünyayı hesaba katarak, dünyevi çıkarlar için hep mal biriktirmeye çalışan, nefsinin arzularının esiri olan ve bu arada akıllıca hareket ettiğini ve kısa günün karı olarak olayları değerlendiren insan tipinin bu düşünmesi Allah'ın da peygamberin de bize bildirdiğine göre gerçek manada akıllılık anlamına gelmemektedir. İşte burada vecealu risse <laughs> alellezine la yaakilun akletmeyenlerin üzerine biz pislik bırakırız ifadesi çok manidardır. Evet ayet-i kerime burada Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. ifadesiyle rikse azap manasını tercih etmiş malimiz. Rabbimiz devamında şöyle buyuruyordu. Gulin zuru ma da fis semavati vel De ki onlara bakınız semalara ve yere ama ne fayda. Vamma tu'ni'l ayatu ve nuzur an qawmin la yu'minun. İman etmeyenler için o ayetler hiçbir fayda asla sağlamayacaktır. Yani bakışı ibret dolu olmayınca evren, kainat, zerreden küreye ne varsa evrende ibret nazarıyla bakılmayınca tabii ki bir mana, bir fayda elde edilmemiş olacaktır. İşte akıllıca bakmak ibret nazarıyla bakmak, kim yarattı bunları, niye yarattı, sahipsiz midir, rastgele bir tesadüfi bir yapı mıdır bu evrendeki yapı diye, bunun üzerinde iyi bir hesap çıkartarak bunun üzerinde düşünmek lazım. Düşünmeyince zaten eleştiri konusu bundan oluyor. فَهَلْ يَنْتَزِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar kendilerinden önce başlarına belalar, musibetler gelmiş olan kimselerin akıbetini mi bekliyorlar? Kul <laughs> de ki fantaziru bekleyin inna ma'akum muntazirun. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Evet Allah-u Teala size ne zaman azabını gönderir? Takdir ona aittir. Bu noktada ben bir karar mercii değilim. Ben de sizinle beraber bir kul olarak sonucu beklemekteyim. Ve tabii ki azap gelecek olursa sümme nunecci rusulena biz elçilerimizi böyle bir süreçte böyle bir afet geldiği zaman kurtarırız vellezine âmenû kezalik aynı şekilde iman edenleri de böyle bir azabın onlara gelmemesi için kurtarırız çünkü çünkü hakkan aleyna nüncil müminin müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir haktır gerekliktir çünkü Rabbimiz iman edenlere yardım edeceğini zaten tarih boyu hep hep müjdelemiştir. Allah'ın yasası, Allah'ın koyduğu kural hep böyle gerçekleşmiştir. Tabii ki son peygamber için de aynı durum gerçekleşecek demektir. Bedir'de yardım etmiştir. Hendek'te Hudeybiye'de birçok zaman Rabbimiz Huneyn gününde yardımını gönderdiğini, iman edenlerin yanında yer aldığını zaten hep müjdelemiş. Öyle de gerçekleşmiştir. Bu manada e, Rabbim'in yasası asla bir değişikliğe uğramamıştır. Evet şu anda bugün işleyeceğimiz konuya böylece dönmüş olabiliriz. 104. ayeti kerime Estağfurullah. Kul ya eyyuhen nasu in kuntum fi shakkin min dini fe la a'budu allazina min dunillahi ve lakin a'budu Allaha allazi ve umirtu an akuna min al mu'minin. Maalini biraz aktaralım. De ki ey insanlar eğer benim dinimden herhangi bir şüphe içerisinde iseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Ayet-i kerime çok manidar. Rabbimiz peygamberimize öyle buyurmasını emrediyor kul de ki onlara ya eyühennas ey insanlar yani ey mekkeliler anlamında bir manadır ya da kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için de bu düşünülebilir ama ayetin indiği toplum öncelikle burada ifade edilmiş olduğu açıktır ya eyühennas ey Mekke toplumu insanları in kuntum fi şekkin min dini eğer siz benim sizin dininizde olduğuma dair bir ihtimal falan varsa sizde, çünkü sürekli Mekkeliler peygambere ara çözüm öneriyorlar idi. Yani atalarından kalma o dine uymalarını, zaten bundan dolayı da kendisini sabilikle, sabi'i dininden diye o dinden ayrılan kimseler için kullanılan bir ismi kullanmak suretiyle peygamberimizi suçluyorlar idi. Bu noktada bütün tartışmaları bitirmek adına bu ayette ve benzer ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de, fi fişek min dini? Eğer benim dinimle alakalı sizde bir şüphe varsa zihninizde, şunu bilin ki ben tarafımı seçmişim. Nedir o? Fala abdülledine tabudun emin Allah'ın dışında sizin taptığınız o putlara asla ben tapıcı onlara tapacak değilim. Bunu böyle bilesiniz. Velakin Abdullah ellezî yetevaffâküm. Sadece bir kişiye, o da Allah'a ben ibadet ederim, ona kulluk ederim ki o Allah yetevaffâküm. Sizin canınızı alacak olan Allah'tır. Yani burada Rabbimizin bir sıfatına işaret var. Öldüren ve dirilten Allah'a bir işaret var. Kafir de olsa onların da bir gün öleceği konusunda kuşkusu yok ölümle kendileri aslında tehdit edilmekte ben kime mi kulluk ediyorum sizin de canınızı alacak olan o yüce kudrete ben ibadet ediyorum evet ölüm karşısında insan gerçekten tıkanır Ölüm herkese gelecek. Külü nefsin zaiqatul mevt. Bütün insanlar ölümü tatacak, tadacaktır. Bu bu bela herkesin başına gelecektir. Doğdunsa mutlaka öleceksin. Doğmuş olman senin ölümünün zaten başlangıcı demektir. Ebedi kalacağını zannetme. Öyleyse bu hayat bitecekse, bu hayattan sonra bir hayatın olduğunu bildiren bir nebi var, bir peygamber var. O diyor ki senin canını alacak olana ben kulluk ediyorum. Niye düşünmezsin ey insan? Niye tefekkür etmezsin? Başıboş boş yaratıldığını mı zannediyorsun? Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyne turcaun. Bize dönmeyeceğinizi mi zannedersiniz? Gibi ayetlerde ifade edilen gerçeğe burada işaret edilmektedir. Yani kafirin kendisi ölümle korkutulmaktadır. Zaten sevgili peygamberimiz ağızların tadını gideren ölümü çok anınız diye buyurmamış mıdır? Ölümle bir muhasebe yapmak, müzakere etmek, tefekkür etmek, hayatın biticiliği karşısında ölüm sonrasına hazırlıklı olmak konusunda zaten sürekli ayetlerde bunun işaretleri var ki burada da ben kime mi kulluk ederim? Ben ben sadece bakınız çok maneden velakin Abdullah ellezî yetevaffakum sizin canınızı alacak olan Allah'a ben ibadet ederim ve ömirtu en ekune minel müslimin minel müminin ben inananlardan olmakla emrolundum onlarla beraber olmakla emrolundum tarafımı mı seçmemi istiyorsunuz benim tarafım onların yanıdır ben de onlar gibi bir müminim Bakara suresinin sonundaki ayette ne buyuruluyordu Amener Rasul bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Resul kendisine Rabbından indirilenlere iman etti. Müminler de öyle iman ettiler. Dolayısıyla Resul müminlerden, müminler Resul'den asla ayrılmazlar. Burada da ve ömürtü en ekune minel müminin diye buyurulmuş olmaktadır. Başka ayette de var En'am suresinde inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi Benim namazım, benim ibadetim, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir." ifadesiyle Mevla'ya karşı peygamberin bütünüyle teslim olan bir kişi olduğu ifade edilmiş olmakta. Yani ayet-i kerimeler baştan sona bir inanç eee üzere olmamızı bize daima telkin etmektedir. Burada da peygamber e, e, muhatap ilk başlangıç o olsa da biz iman edenlerin de aynı duygu, aynı inanç içerisinde olması emredilmektedir. Başka ne emredilmiştir o peygambere? Ve en akimme tekeli dine hanifa. Hiç sapmadan, küfre, şirk'e meyletmeden ben e, yüzümü tamamıyla Allah'a çevirmekle ona yönelmekle, istikamet üzere olmakla da emrolundum. Yani istikamet üzere, dost doğru o tevhid dini üzerinde bulmakla emrolundum. Bu süreden sonra gelen bir hut sure var. Hut suresi var. O surede Rabbimiz peygamberimize festaqim kema umirte ve men tabe ma'ake ve la diye buyurmakta. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle beraber tövbe edenlerle birlikte o istikamet üzere ol. Hatta aşanlardan olma. Azgınlık içerisinde bulunanlardan olma diye buyurulmakta. Efendimiz Aleyhisselam onun için beni Hud suresi ve benzerleri kardeşleri kocattı diye bu manada şeyyebet mi hut ve ahavatu buyurmuş. Hut suresinde onu kocaltan, saçını saçına ak düşüren ayetlerden birisinin de bu olduğu ifade edilir. Emrolunduğun gibi dost doğru bir mümin ol emri karşısında peygamberimizin ürperdiği, onu bayağı bir efendim sıkıntıya soktuğu, bunun ezikliği karşısında Allah'ın istediği gibi bir kul olmanın sorumluluğu karşısında saçının ağardığını Efendimiz Aleyhisselam ifade eder ki bu ayette de aslında benzeri var. Yani ve enakın ve çeke liddini hanifa yüzümü Allah'a yöneltmem ama hanif olarak yani şirke bulaşmadan sapmadan hiçbir yere bütünüyle Allah'a karşı onun istediği gibi bir kul olmakla ben emrolundum denmiş olmakta ve la teku nenne müşrikin diyor Rabbimiz ey Habibim asla Allah'a ortak koşanlardan olma onların safını tercih edenlerden olma. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Çünkü şirk üzere olanları Allah asla bağışlamayacaktır. Çünkü şirk üzere ölen kişinin yeri cehennemdir. Allah'ın tevhidinde, varlığında ve birliğinde, sıfatlarında asla Allah'a başkasını ortak koşmamanın adına biz şirk diyoruz. Sıfatlarında varlığını kabul etseniz de birliğinde sıfatlarında başka bir varlığı araya sokmadan Allah'ı birlemek gerekmektedir. Zaten biz İyyâke nâbudû ve İyyâke nesta'în Sadece sana kulluk eder, senden yardım isteriz derken sadece sana, sadece senin için kulluk ederiz diyerek araya bir başka varlığı sokmama adına bu çizgimizi ifade ediyoruz. Allah'a karşı tevhid çizgisinde olmak. La ilahe illallah derken de Muhammed Resulullah derken de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derken de bunu aslında özlü olarak ifade etmiş oluyoruz. İlah yoktur. Sadece Allah vardır. İlahlık sıfatı sadece O'nundur. Yağmuru indiren, Bizlere rızık veren, bizlere hayat e, efendim yaşama imkanını sağlayan, evet bütün bunların sahibi Rabbimizdir. Öyleyse biz onun kuluyuz. Onun emirleri dışında başka bir varlığı, başka kişileri, şahısları, ideolojileri, düşünceleri ne varsa Allah'ın hükmüyle çatışan onların hepsini terk etmek durumunda olduğumuzu böylece ifade etmiş, haykırmış olmaktayız. Rabbimiz devam ediyor efendimize, efendimizin makamında bizlere, ümmetine. Ve min dunillahi ma la yenfa'uke ve la Sana ne faydası, ne zararı olacak olan bir takım putlara asla yalvarmaya, onlara tapmaya asla meyletme. Böyle bir şeyi yapma. Ne olur sonra? Fe in faalte fe inneki izen min zalimin. Eğer böyle yaparsan sen zalimlerden olursun. Zalimlerden olursun. Bir ayet var En'am suresi 82'de. Orada kıyamet günü kurtulacak müminlerden bahseder. Ellezine amunu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin. Onlar ki iman ettiler, imanlarına zulmü karıştırmadılar. Sahabiler gelmişler peygamberimizin o iman eden arkadaşları. Ya Resulallah hepimizin hayatında az çok yapmaması gereken bir takım haksızlıklar hep olur. Biz bundan kurtulamayız. Ve ayeti kerimede ulaike lehumul emlu, onlar emindir güvendedir kıyamet gününde ve, ve onların hidayette olduğunu ve ulaike muhtedun buyuruluyor. E bizde bu özellikler yok ya Rabbi diye Peygamberimize gelerek ayet karşısındaki üzüntülerini ifade etmişler. Tabi Efendimiz onları teselli ediyor. Diyor ki bu ayette kastedilen zulüm efendim Lokman'ın oğluna yapmış olduğu nasihatte de ifade edilen şirktir. Ne buyururdu Lokman'ın yavrusuna? Ya buneyye la tüşrik <Sessizlik> billah yavrucuğum Allah'a ortak koşma inne şirke la zulmün azim şirk büyük bir zulümdür diye buyurmuş Hazreti Lokman. Şirkin büyük bir zulüm olduğunu anlamış oluyoruz. Bu ayette de Allah'tan başka bir takım putlara asla yalvarmaya, tapmaya kalkma. Sana ne fayda verecek, ne zarar verecek o ilah o putları ilah edinmeye, onlara tapınmaya asla meyletme. Fe in faalte yaparsan böyle fe inneke izen minez zalimin o zaman sen zalimlerden olursun diye Peygamberimiz Aleyhisselam bu noktada ikaz edilmekte. Peygamberin hayatında bu yoktu ama ama o ikaz ediliyor idi. Bu peygamber de olsa olabilecek olası bir ihtimaldi. O ihtimale karşı o uyarılıyordu. Onun makamında ümmeti uyarılıyor idi. Hazreti İbrahim hatırlayalım. İbrahim suresinde geçecek. İbrahim Aleyhisselam öyle diyor. Ve cunubni ve beni en nabudal asnam. Beni ve yavrumu puta tapanlardan olmaktan koru uzak uzak tut ya Rabbi. Yani Hz. Lok, Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber kendisi için, yavrusu için Allah'a sığınıyor. Beni ve evladımı, çoluğumu, çocuğumu putlara tapmaktan uzak tut diyor. Rabbi innehu ne diyor? Azlane ketiran minen nas. Ya Rabbi o putlar insanların çoğunu yoldan çıkarttı diye bu manada kaygısını ifade ediyor. Biz de bu manada ya Rabbi, sana karşı şirke düşmekten, şirke meyledecek sözden, davranıştan, eylemlerden, fikirlerden zihnimizi bu manada bu tür böyle yanlışlara meyledecek tefekkür boyutlu bir takım hastalıklara karşı sen bizi koru diye bundan Allah'a sığınarak sürekli yalvarmamız gerekmektedir. Önemli. Evet, bir sonraki e, ayetimiz 106. ayet 3 ayetimiz kaldı. Ve in yemsiz kellahu bi durrin fela kash felehu illahu. Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse evet verecek olursa fela kash fele onu asla kurtaracak, o zarardan seni engelleyecek hiçbir varlık yoktur. Allah senin için bir zarar murat etmişse, hiç kimse bunu savamaz. Ve en yürütke bir hayrin ama senin için bir hayır murat etmişse, seni peygamber kılmakla, sana Kur'an'ı indirmekle, seni son dinin davetçisi kılmakla, sana böyle bir hayırda mesela bulunmuş ise asla Allah'ın sana olan bu fazlından, lütfundan, ihsanından bunu engelleyecek hiçbir kişi de Yoktur. Bundan emin olasın diyen Peygamberimiz Aleyhisselam bu manada teselli edilmektedir. Çünkü artık bu inen sureler Mekke'den Medine'ye hicrete yakın bir zamandı ve Peygamberimizi öldürmeye yeltenen insanların fikirleri de ortalıkta dolaşıyor idi. Acaba ona karşı bu davet yolunda? Hz. Zekeriya'nın başına gelen, Yusuf'un, e, Zekeriya'nın, Yahya'nın başına gelenler onun da başına gelebilir miydi? Bu manada böyle bir kaygıyı belki Peygamberimiz duymuştu. İşte bu manada ve in يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا fele Allah senin için bir zarar murad ettiyse onu bil ki başına gelecektir. Kimse engelleyemez ama ve in yürüt bir hayrin fala <laughs> ra eğer Allah sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyecek de kimse yoktur diye bu manada efendimiz aleyhisselam efendim bilgilendirilmektedir. Yusibu bihi men yashau min ibadih o bunu kullarından dilediğine tabii ki eriştirir ve <laughs> rahim o çok bağışlayan ve merhametiyle kullarına muamele edendir. Bunun çok örneği var çok örneği var ayet-i kerimelerde. Asla onların sana zarar veremeyeceği şekliyle peygamberimiz bu manada garanti altına alınmaktadır. Feseyekfike humullah. Onlara karşı Allah sana kafidir denilmektedir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam ilahi koruma altında olduğunu sürekli bu inen ayetlerle hissetmiş olmaktadır. Ondan dolayı Mekke'den Medine'ye hicret eder iken kafirler tam mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Ebu Bekir Efendimiz o esnada korkusunu Peygamberimize efendim hissettirince üzülme dedi iz yuqulu li sahibihi la tahsen inna Allaha ma'ana o zaman mağaradaki arkadaşına Hazreti Peygamber üzülme Allah bizimle beraberdir diyerek bu manada kendisini o da teselli ediyordu. Allah peygamberini teselli ediyordu. Peygamber de eshabını teselli ediyor idi. Kul de, de ki, kul ya eyyühennaz. bir sonraki ayet, de ki ey insanlar, kad ca'akumul hakku min rabbikum. Rabbinizden hakikat olan Kur'an size indirilmiştir. Kurtuluşunuzun vesilesi olan ilahi ferman şu anda sizin önünüzde bulunmaktadır. Hakikat olan din İslam dini hani kul el hakku hak geldi batıl zahil oldu ayetlerinde de ifade edilen hak derken İslam'ın kendisi, kendisi ve onun onun efendim e, mesajı olan Kur'an-ı Kerim burada kastedilmiş olabilir. <laughs> ya eyyuhennas ey insanlar katce hükmül hakku min rabbikum rabbinizden gerçek olan Kur'an size indirilmiştir. Femeni ihteda feinnamayehtedi li nefsi. Artık kim doğru yolu yola girerse ancak kendisi için girer. Yani hidayeti bulmak isteyen kimse Dilediği gibi bu manada tercihini yapabilir. Femenihteda innema yehtedi li nefsi. Kim hidayet yolunu seçerse kendisi için bunu seçmiş olmaktadır. Başka ayetlerde de diyor ya. Bemencahade feinnema yucahidul nefsi. Cihad eden, cehd eden, gayret eden kendisi için e, bu gayretini yerine getirmiş olur. Burada da böyle femenite da fe innema yehtedi li ve man dalle fe aleyha kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olacaktır. Elbette ki bu manada yani hidayetin vesilesi olan argümanlar bugün elimizdedir. Kur'an hidayete vesiledir. Peygamber hidayete vesiledir. Allah'ın yoluna davet eden davetçilerin her biri bu manada hidayetin vesileleri olarak ifade edilir. Evet, bunlarla mesela Kabe bile hidayet edicidir. Ayet-i kerimede inne evvele beytin budu alin Yeryüzünde insanlığın ibadeti için kurulmuş ilk ev lellezi bi Mekke'te Mekke'deki Kabe'dir ve lil alemin o mübarek ev alemler için bir hidayettir. Yol göstericisidir. İnsanların yani hakkı hakikatı elde etmelerini kabe hidayet edicidir. Mesela yine e, ayetlerde geçer. Ve kulli kavmin her her kavmin hidayet edicisi vardır. Ne demek bu? Her kavme Allah peygamber göndermiş. Her kavme Allah mutlaka kendisinden gönderdiği bir mesaja insanlar ulaşmıştır onunla hidayetini bulurlar. Onunla hakikati, gerçeği kabule insanlar ulaşabilirler. Mesela Semud kavminden bahseder ayet kelimede. Ve <Sessizlik> emma Semude fehedaynahum. Semud kavmine gelince biz onlara hidayet ettik. Yani hidayeti önlerine açtık, koyduk. Ama fessahabul <Sessizlik> ama alel huda. Onlar körlük yolunu hidayet yoluna onlar ne yaptılar? Yani dalaleti, sapıklığı, hidayete karşılık onlar onu tercih ettiler. Yani şeytan da yani saptır, saptırıcıların başında yer alır. Şeytanın yolunun yolcuları olan ne kadar varlık varsa insanlar arasında bunların her biri saptırıcıdır. Az önce okudum ya, Hz. İbrahim diyor ki, Rabbim diyor, ve cünübni ve beni en beni ve yavrumu evladımı putlara tapmaktan koru. Ey Rabbim, innehun ne adlal ne ketiyram Onlar o putlar insanların çoğunu yoldan çıkartır. Yani saptırır. Buradaki putlar saptırmada aracıdır. Tabii ki insan kendi iradesiyle o yolu tercih ettiği için sonuç itibariyle bu sapkınlık onlar için isimlenmiş olarak ayette böyle yerini bulmuş olmaktadır. Evet. Devamındaki ayeti okuyalım isterseniz. Son ayetimiz olsun sevgili dostlar. Ve tebi ma yuha sana vahyedilene sen tabi ol. <Sessizlik> Vasbir hatta yahkum Allah. Allah'ın hükmü. Allah'ın senin için vaat ettiği zafer mesela dünya namına senin için vaat olarak ortaya koyduğu ne varsa bu dinin bütün Ceziretul Arap'ta hatta hatta bu dine ulaşacak kıyamete kadar ne kadar kişi varsa onların her biriyle alakalı Allah'ın sana olan müjdesi kesinlikle gerçekleşecektir bundan kuşkun olmasın çünkü sadece Peygamberimiz o dönemin insanların Peygamberi değildi size bir ayet okumak istiyorum Cuma Suresinin ikinci ve Üçüncü ayetini okumak istiyorum. Ayet-i Kerime'de diyor ki Rabbimiz sevgili dostlar. Huvellezî ba'se fil ummiyyine. O Allah ümilerin arasından bir elçi olarak onlara peygamberi gönderdi. O elçi yetlu aleyhim Allah'ın ayetlerini onlara okur. Ve yüzekkihim. Onları temizler, arındırır. Ve yuallimuhumul vel hikme. Kitabı ve hikmeti onlara öğretir ve inkânu min qablu lefi dalalen mubin oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içerisinde idiler. Ayetin devamı çok manidar, çok hoşuma gider ve ahareen emunhum lemma o peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. Yani peygambere ulaşamamış, sonraki asırlarda, sonraki devirlerde bulunan kimselerin de peygamberidir o peygamber. Ve ahirine minhum lemma O sahabilerden sonra gelecek olan kimselerin de peygamberidir o peygamber diye ayeti de böyle bir müjdeden bahsediyor. Yani bu peygamber bizim de peygamberimiz. O Resul, o sevgili Resul bizim de Resulümüz o biz de onun ümmeti olmakla tabii ki iftihar ediyoruz. Şeref duyuyoruz sevgili dostlar. Evet ve tabi'e mayu haylece vasbir hatta yahkum wallah. Rabbinin sana indirdiği bu vahye sen tabi ol. Kur'an'a tabi ol. Allah'ın hükmüne karşı sen sabret. Efendim, hükmüne karşı sabret ve Tabii ki sana ait vaat ettiği dünya ve ahiretteki nimetler gelinceye kadar bu sabrını yerine getir. Hani başka ayetlerde der Yunus suresinin de Yunus isminden hareket ederek وَلَا تَكُنْ وَاسْفِرْ لِهُكْمِ رَبِّكَ Rabbinin hükmüne sen sabır et. وَلَا <laughs> تَكُنْ كَسَاهِبِ hut Balık sahibi zünnun gibi olma denilmekte. Hz. Yusuf, Yunus Aleyhisselam'ın azimli bir peygamber olmadığı, Onun için azim sahibi peygamberler gibi bu da dava uğrunda direnmesi, dayanıklı olması, metanetli olması efendim ifade edilir ki peygamberimize de bu manada öyle hareket etmesi istenmektedir. Evet biz Yunus suresini bitirdik. Yunus'a selam olsun. Muhammed Aleyhisselam'a bütün peygamberlere selam olsun. Rabbim bizleri onlarla beraber haşreylesin, onların yolundan, çizgisinden bizleri ayırmasın diyerek bugünkü efendim programımızı burada sonlandırmış oluyoruz. İnşallah bir başka gün tekrar birlikte olmayı ümit ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.